Değerli izleyicilerimiz, yanımda kıymetlimiz beyin sinir ve omurilik cerrahı operatör doktor Fatih Kırar hocam var. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Çok şıksın yine. Mis gibi enerjinle geldin valla. Teşekkür ederim. Osman'a da kapıp gelmişsin hocam. Evet, Osman'ımla birlikte. Bel ve boyun fıtığına nasıl tanık olur? Osman'la anlatacağız. Evet, bel fıtığı, boyun fıtığı rüyalarınızın, uykularınızın kabusu biliyorsunuz. Artık öyle bir noktaya ulaşıyor ki ben hikayeyi çok seviyorum biliyorsunuz. Yani insanların hikayesi var, bir hayat var ve o hikayelerin sürekli yaşanması beni de üzüyor. Niye üzüyor? Çünkü insan ders almasını bilen bir varlıktır. Yani etrafındaki hikayelerden ders alabilmesi lazım. Şimdi eğer ağrılarınız, bel ağrılarınız, boyun ağrılarınız, bakın şunu net söylüyorum, uykularınıza kadar indiyse, uykularınızı mahvedecek, uykularınızı ortadan kaldıracak, bölecek, uyutmayacak, uyandıracak, yatakta uyurken bile, gözünüz kapalıyken bile sağa sola dönme vaziyeti taşıyacaksanız, bu durumdaysanız emin ol işler, tren çoktan kalktı yani, kalkıyordur. Anlatabiliyor muyum? İşler kötüye gidiyordur. O açıdan kendinizi çok hızlı bir şekilde mutlaka check ettirmelisiniz. Uyku üzerinde biraz durmak istiyorum. Çünkü bel ve boyun fıtıkları normalde ağrıyla başlar. Evet, bir ağrı vardır. O ağrılar geçer. Ama rüya uykularınızda bir müddet sonra siz bunlar aldırış etmiyorsunuz. Ama derinlerde sizi sürekli rahatsız etmeye başlar. Boyun fıtığı ise boyun fıtığı. Hele gece uyandırıyor ise, gece kalkıyorsanız o nedenle ve işte sıcak pansuman vesaire böyle bir şeyler yapma gereği hissediyorsanız işler çoktan çığırından çıkıyordur. Üçüncü ya da dördüncü derece ulaşmış vaziyettesinizdir. Bakın artık bu dereceleri öğrendiniz. Birinci derece bel ağrısıyla başlar. Hemen tanı boyutuna gelelim. Birinci derece bel fıtığında, boyun fıtığında bel ağrısı boyun ağrısıyla başlar. O dönemde çok fazla uykularınız rahatsız olmaz ama tutukluklarınız olur. Yani hocam oturuyorum, oturduğum yerden kalkarken kalkmakta zorlanıyorum, belimden zorlanıyorum. Bir müddet sonra yürüyorum, sonra açılıyorum. Yürümekte bir sıkıntım yok dediğiniz noktadır. Ya da boyun ağrım, sabahları kalktığımda boyun ağrıları çekiyorum ama gün içerisinde öğleye doğru işler yoluna giriyor, bir sıkıntım olmuyor dediğiniz noktadır. İkinci dereceye geldiğinizde, ikinci derece artık bu bel ağrısı bıçak gibi kalçanıza saplanmaya başlamıştır. Bıçak gibi kalçanıza saplanmaya ya da omuzunuza, boyun bölgesinin herhangi bir tarafına veyahut baş ağrıları oluşturmaya başlamıştır. Anlatabiliyor muyum? Artık süreç ilerliyordur. Ve ikinci derece ile birlikte artık uykularınızı yavaş yavaş tedirgin etme süreçleri başlar. Üçüncü dereceye geldiğinde bel fıtığı için konuşuyorum. Bel fıtığı kısmen artık kalçadan hangi bacağı tercih ettiyse ya da her iki bacakta da olabilir, kalçadan aşağı doğru inme süreci başlamıştır ağrıların. Beraberinde yavaş yavaş uyuşma kendini gösterecektir. En çok gördüğümüz. Beraberinde artık hocam oturuyorum, kalkarken evet bir tutukluğum oluyor ama yürümekte zorlanıyorum. Ya bir yarım saat gidiyorum, dermansızlık oluyor bacaklarımda dediğimiz nokta başlıyor. Ya da hocam iyiyim, işte evde çamaşır yıkarken, bulaşıkları yıkarken, tezgahı silerken, bir çorba karıştırırken yani bir dinlenme gereği hissediyorum. Bu üçüncü derece artık boyun fıtığı ile ilgili, bel fıtığı ile ilgili süreç başlamıştır. Olaylar devam ediyordur. Sizler farkında değilsinizdir. Bunları idare ediyorsunuz. Günler içerisinde, hayatın koşturmacası arasında bu şikayetler sizin için çok fazla bir şey ifade etmiyor. Sadece konuyla, komşuyla paylaşıyorsunuz. Onların size önerdiği şeyler varsa onları yapmaya çalışıyorsunuz. Belki bir müddet rahat bırakıyor sizi bu ağrılar. Ama eğer, bakın bir şey söylüyorum. Eğer artık taşların üzerinde yürüyorum, yani taş üstünde yürümeyi biliyorsunuz, hepiniz yürümüşsünüz. Ay, çıplak ayakla taş üstünde yürüyorsunuz. Bu his doğduysa, hocam çizme giyiyorum. Sürekli çizme giyiyorum. Anlatabiliyor muyum? Sıkıyor beni. Her iki bacağımda çizme var. Biliyorsunuz Seda Hanım, çizme uzun süre giydiğiniz zaman ne olur? Sıkar ayakları. Evet. Ay, bir çıkartırsınız, bir rahatlayayım dersiniz. Bu süreçler başladıysa dördüncü dereceyi kesinlikle bulmuşsunuzdur. Artık süreçler son derece ve gün içerisinde
dışarıya çıkmak, arkadaşlarınız arıyor, işte buluşacağız şurada, gelir misin, çarşı pazar yapacağız. Yok yok, ben bugün gelmeyeyim diyorsunuz. Dışarıya çıkmak bile istemiyorsunuz çünkü gidiyorsunuz çarşı pazar gezerken, efendim bir 10 dakika şurada bir dinlensek diyorsunuz. Ben hep onu söylüyorum. Bayanlara soruyorum, çarşı pazar rahat gezebiliyor musun? Gezemiyorum. Çünkü ne kadar ağrısı da olsa bir bayan çarşı pazar gezemiyorsa hastadır. Doğru mu? Hastadır. Çarşı pazar gezemiyorsa. Bayağı ciddidir bir de. Ciddidir yani. Bayağı ciddidir. Allah çok zorlamıştır olsun o şartlarını. Sonuna kadar gezmiştir. Artık gezemiyorsa gerçekten son raddine gelmiştir konu. O açıdan bütün bu şikayetlerinin merhaleleri var. Hepsi size bir şeyler anlatıyor. Hepsi size yetişin bana diyor. Peki Fatih Hocam, evet, biraz ameliyatsız tedavi yöntemlerinden bahsetsek. Evet. Mesela nedir regresyon tedavisi? Evet, bravo. Hemen burada ben MR. Çünkü niye MR biliyor musun sevgili Seda? MR dünyanın en objektif verisi. MR dünyanın en objektif verisi. Bel fıtığı MR'lar tedavilerinin sonuçları MR'larla teyit edilmeli. Bel fıtığı, ağrım geçti, tedavi oldum. Nereden biliyorsun? Yani fıtık tedavi oldu mu? Nereden biliyorsun? Ağrının geçmiş olması onun gerçek bir tedaviye ulaşmış olduğu anlamına gelmiyor. Bakın bir MR getirdim size. Bu MR'lar, şunu alayım. Şimdi şöyle size zahmet. Şimdi belimize yandan bir bakış. Bakın hepimizin belini aşağı yukarı anatomisi böyledir. MR'da çok net görüyoruz. Bütün yapıları, sinirleri şu ana kadar en iyi görüntüleme yöntemimiz bu. Yandan bakıyoruz belimize. Yani siz böyle duruyorsunuz, böyle duruyorsunuz. Biz olaylara yandan bakıyoruz. Belimize yandan bir bakış. Bu taraf karın bölgesi, bu taraf belin arka kısmı. Buradan aşağısı kalça, yukarısı sırt. Bel bölgesinde 5 tane omurumuz var. Bakın 5, 4, 3, 2, 1. Buraya kadar bel, bundan sonrası sırt. Buradan aşağısı da kalça. Şu gördüğümüz omurlar arasında hareketi sağlayan disklerimiz, kıkırdak dokularımız. Her omur arasında böyle eklemler, diskler var ki hayat 360 derece hareketi sağlayabilsin omurga. Sağlıklı bir disk gösteriyorum. Biraz yakın alabilirseniz. Bakın sağlıklı bir disk. İçi beyaz, içi beyaz, etrafı siyahtır. Bakın içi beyaz, etrafı siyahtır. Bunlar sağlıklı. Hemen sizler de fark ettiniz sağlıksız olan diski. Simsiyah olmuş, kapkar olmuş görüyorsunuz. Ve omurganın içerisinde bir kanal var. Hani söylediğim, her zaman söylediğim kanal var ve bu kanal içerisinde vücudun elektrik tesisatı geçiyor. Bakın şu beyaz alan içerisindeki siyah olan sinirimizin ta kendisi, ana kablomuz. Yukarıdan aşağı doğru geliyoruz, geliyoruz. Bakın yollar açık, kanallar açık derken şunu görüyor musunuz? Ne olmuş burada? Bu bozulan eklemden, yani burası yol. Kenardan bir, yolun kenarından bir göçük olmuş yola. Yolu tıkamış, altına almış arabaları. Aynı mantık. Buradaki diskten kanala doğru bir kayma olmuş. Bir kayma olmuş bakın. Şurada kocaman siyah bir parça var. Hatta kanalda yürümüş aşağı doğru. Ve burada siniri altına almış, eziyor. Yani Allah korusun deprem olur, insan nasıl altında kalır? Aynı vaziyet. Sinirin altta. Sinirin altta boğuşu. Nefes almaya çalışıyor. Yani kendinizi bir yerde tıkanmış, altta kalmış olarak düşünün ya. Nefes almaya çalışıyor. Ben ne diyorum her zaman? Sinirinizin avukatıyım. Ben onun adına konuşuyorum. O nefes alamazken, o karanlıkta kalmışken, o enkazın altında çırpınırken sizler rahat yatağınızda yatamazsınız. Bu böyle bir şey. Can sizde çünkü. Bakın burada ciddi bir şekilde altta kalmış, daralmış. Bu size tahammül ediyor şu halde. Ve bunu siz aylarca altta kalmış vaziyette göz göre göre evladınız, bu sizin evladınız, canınız. Göz göre göre böyle taşıyorsunuz. Aman yani tedavisiz bir şekilde ya da geçici şekilde tedavi edebilir miyim diye. Her neyse. Bakın böyleymiş ve bizler sevgili Seda Hanım'ın söylediği gibi son teknoloji, regresyon ve robotik lazer. Patlamış bir fıtık. 4. derece bu. Net. Ve %100 ameliyat dediğimiz seviye. Bunu nereye götürürsen götür. Bu MR'ı göster. Amerika'da bir hocaya göster. Oh, der. Very bad. Çok kötü der. Ameliyat. Urgency. Çok hızlı ameliyat der. Tamam. Bakın biz tedavisiz
Buna hem regresyon hem robotik lazer tedavisini uyguladığımız bir hasta bu. Regresyon ve robotik lazer tedavisiyle 3 ay sonraki MR'ı. Nerede o fıtık? Heh, fıtık tedavisi böyle bir şeydir. Böyle olmalıdır. Ve ameliyattan bu anlamda daha ağır tedavilerden kurtulmuş bir hastamız. Tabii regresyon tedavisi amacımız şu. Amacımız şu. Nasıl neşterle biz o bölgeye ulaşıyoruz? Doğru mu? Neşterle o bölgeye ulaşıyoruz. Mesela bir yerde yangın var. Nasıl yangını söndürürsünüz? Ormanda yangın var. Bir itfaiye ne yapar? İtfaiye yola çıkar. Yol yoksa ormanları keser, yol açarız. Doğru mu? Oraya karayolundan bir şekilde ulaşır ve suyu söndür, yangını söndürme. Ya da şimdi teknoloji ilerledi. Helikopter gölden suyunu alır, tepesini aşağı boşaltır, konuyu kapatır. Aynı mantık. Yani biz neşterle o bölgeye ulaşmak için cilt, cilt altı, bağ dokusu, kas dokusu, kemik, bütün bunları sıyırarak, bütün bunlardan kendimize yollar açarak oraya ulaşıp enkazın altından siniri kurtarıyoruz. Kurtarıyoruz. Tabii bunu yaparken kendimize de yol açıyoruz. Oranın en güçlü bağ dokularına ister istemez neşter vuruyoruz. Bunlar bizim doğal süreçler. Mesela nüks oluyor ameliyat sonrası. Nereye gidersen git, istersen ameliyatını Amerika'da yaptır. %5 ile 10 arasında nüksün var. Hekimden bağımsız, yapılan cerrahi teknikten bağımsız. İşin doğasında var bu. Niçin? Çünkü oraya karayolundan ulaşırken oraya yol açıyorsun kendine. Bu doğal bir şey. Bizde nedir? O enkaza vücudun doğal yollarından hiçbir yere dokunmadan, hiçbir yeri kesmeden incecik küçücük iğnelerle tam fıtığın içerisine ulaşarak oraya yaptığınızda o fıtığın tam zaman içerisinde regres olmaz. Yetmiyor, üzerine de bombardımanı, robotik lazer tedavisi, dünyanın en son geldiği teknoloji. Bunu da göndererek, tabii bu hastadan hastaya değişiyor. Mesela regresyonda 9 ayrı yöntem var. Her hastaya aynı şey yapılmaz. Hastalık yani fıtık, herkesin fıtığı ne diyorum? Herkesin fıtığı kendine. Herkesin fıtığı peki, kendine. Peki robotik lazer? Evet. Robotik lazer bazı hastalarda mesela sadece robotik lazer yaptım. Hemen getirmiştim onu. Şu MR'da olsa gerek. Evet. Mesela sadece robotik lazer. Bakın görüyorsunuz. Geliyor. Artık fıtığı öğrendiniz. Şu fıtık. Kanal daralmış. Görüyor musunuz? Hmm. Şimdi bu hasta iyi zamanda gelmiş. Erken dönemde gelmiş. Bunlar çok önemli avantajlar. Kanalı daraltmış. Evet, ameliyat kararları çıkmış olabilir. Çok mühim değil. Bakın geliyor. Nerede? Nerede o fıtık? Tertemiz olmuş. Tertemiz. Kaybolmuş gitmiş. Evet. Yani robotik lazerle tedavi edilen hasta. Biz ne yapıyoruz robotik lazerde? Bu bölgeyi navige ediyoruz. Aslında konu bizle de çok alakası yok. Biz sadece onun hedef noktalarını, ne düzeyde yapması gerektiğini teknolojik cihaza, robota anlatıyoruz. Kulağına fısıldıyoruz. Böyle yapacaksın diyoruz. Yazılımı var. Yazıyorsunuz. Yine sizin kontrolünüz. Tabii ki. Yani buna ne yapması gerektiğini, ne düzeyde robotik yapması gerektiğini. Robotik lazer deyince korkuyorlar. Evet, yok. Hayır. Ve tabii cihaza giriyorsunuz. Ciltten içeriye bir iğne bile girmiyor. Yani bir nasıl MR cihazına bir giriş yapıyorsunuz. Bu tarzda ve buraya girildiğinde 15-20 dakika o buraya 4 tane işlem yapıyor. Bir, direkt fıtığın kendisine hedef alıyor. İki, burada ödem var. Sinir altta kaldığı için nasıl altta kalan parmak şişer? Sinir de şişiyor. Buradaki şiş olan sinire bir müdahalede bulunuyor. Beraberinde sinirin tekrar eski işlevine daha iyi bir şekilde kazanması için biyostimülasyon dediğimiz sinir uyarıcı darbelerle, yani sinir uyarıcı dalgalarla bu işi yapıyor. Aslında normalde dalga iki çeşit gelir. Bakın, bir bu şekilde yani dalgalanarak gider, bir lazer hedefine dalgalanarak gider, bir de direkt gider. Bundan önceki son teknoloji dememdeki maksat şu, bundan önceki lazer tedavileri, bizim ciltte kullandığımız, işte estetik alanlarda kullanılan lazerler direkt hedefleyen lazerler. Yani multiwave dalga sistemi yok. Fıtığa bu gücü erişebilmesi için zaten dalga teknolojisi de katıldı. Gücü burada. Normalde dalga teknolojisi olmazsa
bu fıtığı eritecek, bu fıtığı yok edecek güce sahip olamıyor. İşte son teknoloji dediğim noktada bu. Bu noktaya gelmiş durumdayız. Peki, teşekkür ediyoruz. Beyin, sinir ve omurilik cerrahı operatör doktor Fatih Kırar hocama alkışlarla, teşekkürlerle uğurluyoruz.